Evet, yeniden merhaba. İzmir Konak ilçesindeyiz. Biz şu anda Saat Kulesi'nin önündeyiz. Meşhur Saat Kulesi'nin önünde ve yanımızda tabii ki de profesyonel turist rehberimiz Serdar Çelenk bizlerle beraber. Şimdi kendisi bize Saat Kulesi'nin birazcık tarihçesinden bahsedecek ve sizi dinliyoruz. Merak ediyorlar çünkü, bilmeyenler için de buradan birazcık anlatalım Serdar Bey. Peki. Şimdi hangi meydandayız? Konak Meydanı. Değil. Bu halk arasındaki ismi evet. Ama yasal ismi, kayıtlardaki ismi Atatürk Meydanı. Atatürk Meydanı olarak çok geçmez ama Konak Meydanı diyebiliyoruz. Hükümet konağından dolayı. Şimdi Saat Kulesi 1901 yılında Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı nedeniyle buraya ona bir armağan olarak yapılmış. Tabii aynı zamanda şehre armağan olarak yapılmış. Yaklaşık 25 metre yüksekliğinde İzmir'in bir değeri ve biblo gibi önünde en çok fotoğraf çekilen objesi diyelim. Bir yıl içinde tamamlanmış. Fransız mimar Raymond Perret tarafından yapılmış. Böyle nadide çok güzel bir eser. Evet, siz bunu kaç defa anlattınız? Yani tabii defalarca, çok daha geniş evet. olarak anlatıyoruz. Ben her zaman burada olmaktan keyif almışımdır. İzmir'in evet. eski buluşma yeri. Şimdi tabii kent büyüdüğü için pek fazla dağıldı herkes her yere. Ama yine de Kemeraltı göz bebeğimiz İzmir'in hakikaten en değerli yeri. Dünyanın da en büyük ve en eski çarşısı olma özelliğini hala koruyor. Evet, gerçekten muhteşem bir yer. Bu kuşlarıyla da çok meşhur bir yer. Evet. Aynı zamanda bol bol da fotoğraf çektirilen bir yer. Tabii. Turistler geldiğinde nasıl karşılıyorlar? Ne hissediyorlar buraya geldiğinde? Size geri dönüşleri nasıl oluyor mesela? Yapı olarak zaten çok enteresan bir yapı. Hı hı. Hem doğu hem batı hı hı. biraz böyle sentez olmuş. Aslında biliyorsunuz saat kulesi değil bu, bir çeşme yapısı ama kulesinden dolayı bir saat kulesi diyoruz. Saatleri çok enteresan. Abdülhamid'in dostu olan o zamanki Alman imparatoru Wilhelm tarafından, 2. Wilhelm tarafından saatleri hediye edilmiş. Ama mekanik bunlar, hiçbir şekilde modernize edilmemiş, çok da güzel olmuş. Her 6 günde bir tek elle kurulmak zorunda. Bir ağırlık nedeniyle çalışıyor. 4 mekanizma aynı sisteme bağlı. Evet, bugün tabii izleyicilerimiz için de çok kültür, sanat ve gastronomi dolu bir gün olacak inşallah sizin sayenizde. Lezzet dolu. Lezzet dolu. Saat Kulesi'nden sonra biz hemen yanındaki Atatürk Meydanı'ndaki Kırmızı Kutu'ya geldik. Bu Kırmızı Kutu'nun içinde 8500 yıllık bir tarih var. Ama birazcık Serdar Bey'den dinleyelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir çalışma bu Kırmızı Kutu. Ben şöyle diyorum, İzmir'in 8500 yıllık tarihi bu Kırmızı Kutu'nun içinde. Gerçekten de öyle. Çok fazla bilinmiyor henüz. Ama her geçen gün ziyaretçisi artıyor. Çünkü İzmir'in 8500 yıllık tarihi gerçekten 17 dakika içine sığdırılmış çok güzel bir tanıtımla burada ücretsiz olarak izlenebiliyor. Saat 10'dan akşam sanıyorum 6'ya kadar sürekli her yarım saatte bir, saat başları ve yarım saatlerde burada ücretsiz bir gösteri oluyor. Bütün İzmirliler, İzmir'e gelen İzmir'i tanımak isteyen konuklar tabii buraya davetli her zaman için. Evet, biz bütün Türkiye'yi ve aslında bütün dünyayı İzmir'in bu tarihçesini izlemek için buraya bekliyoruz efendim. Evet efendim, biz Kemeraltı'na geldik ve tabii ki de kahvaltı yapmadan geldik. Kahvaltımızı da böyle güzel bir börekçide yapalım dedik. Yanımızda Osman Bey var, sahibi.
Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Evet, iyi. Sizin Serdar Bey sayesinde sizin böreklerinizi de yemiş olduk. Evet. Ben otlu peynirli yedim, Serdar Bey kıymalı yedi. Ama muhteşem yapıyorsunuz gerçekten böyle. Sağ olun. Baba sağ mesleği herhalde değil mi? Hayır. Değil mi? Ben aslında tornacıyım. Öyle mi? Tornacıdan sonra börekçi oldum. Ama Antalya'da tornacıydım. Aha. Antalya'dan 76 yılında İzmir'e geldim. Balçova'da ilk yemek çeşitleri ve börek olarak devam ettim. 79'un sonunda temel altında bu iş yerimi açtım. Hı-hı. Başında şu açmaya da düşünmüyorum. Yetiyor bize. Yetiyor. Huzurlu ve mutluyuz. Bu bir tane gerçekten yetiyor mu sizin için? İkinci şubeyi düşündünüz mü? Çok isteyen var. Avrupa'dan olsun, Amerika'dan olsun. Hı-hı. Ama vermeyi düşünmüyorum. Hı-hı. Çünkü öbür türlü sen kendini kaptırınca biraz zor oluyor. Evet. Başka şey oluyor, hedefler çıkıyor o aynen zaman öyle. Değil mi? Aynen öyle. Hayatını yaşayamıyorsun, gezemiyorsun. Evet. Şimdi şöyle, Osman Bey tabii ki de hayatını da yaşıyor aynı zamanda. O hayat hikayenizi de birazcık merak ediyoruz. Çünkü hem ticaret yapılıp bu kadar iyi işler, güzel işler yapılıp hem de insanın hayatında hobi, gerçek anlamda bir hobi nasıl yapılır onu burada göstereceksiniz siz, izleyecekler. Birazcık bahseder misiniz? Bir bisiklet sevdanız var çünkü. Şimdi ben çocukluğumdan bu yana bisiklete biniyorum. Ama bunu profesyonel olarak takriben 15 yıl önce başladık. İzmir Bisiklet Derneği'ni Mustafa Karakuş ile birlikte kurduk. Muhlis Dilmaç sağ olsun onun çok katkılarıyla. Biz bu işi geliştirdik. İzmir'de biz takriben 10 kişi filandık. Bir anda şu anda 3000 kişiye yakın bisikletli olduk. Sağ olsun başkanımız Tuz Soyer de bize çok çok katkıları oldu, yardımı oldu. Bisiklet yolları yaptırdılar. Ve aynı zamanda hem işimizi takip ettik. Hem sporumuzu yapıyoruz, hem geziyoruz. Süper, harikasınız. Gerçekten öyle. Sağ olun. Hem hayallerinizin peşinden koşuyorsunuz, hem de işinizi yapıyorsunuz. Zor oluyor mu peki bu? Burada da çok duramıyorsunuzdur belki. Hayır, hayır, duruyorum, burada duruyorum. İcabında yani her tarafı idare ediyorum ve mutluyum yani. Evet. Bir de şu çok önemli, benim elemanlarım çok iyi. Evet, mesela kesinlikle. Bayan Uzeyen ustamız, evet. 25 yıllık yanımda. Maşallah. 35 yıllık börek açan Ömer ustamız işin başında. Yani beni aratmıyorlar. Eminim. Tabii ki de öyle. Eksikleri, malzeme alınacakları hep ben takip ediyorum. Ve her şeyin de en iyisini kullanmaya çalışıyorum. Tabii ki de öyle. Malzeme olarak. Geldiklerinde sizi görmek istiyorlar mı burada misafirleriniz, müşterileriniz? Tabii ki. Beni de istiyorlar. Artık elemanlarımı da aynı benim gibi artık. Abone onlar fark etmiyor. Evet. Gerçekten çok lezzetli ama börekleriniz. Sağ olun, teşekkür sağ olun. Ediyoruz. Böyle bir mekan açtığınız için. Kemeraltı'nın önemli lezzetlerinden biri de ezme. Şimdi bir ezmeciyi ziyaret edeceğiz. Evet, biz şimdi Serdar Bey'in yanındayız. Badem ezmesi var, Antep ezmesi var. Başka ne var? Antep fıstık ezmesi Antep var. Fıstık ezmesi var. Serdar Bey bizi buraya getirdi. Muhteşem lezzetlerle tanıştırıyor efendim. Görkem Bey birazcık bahseder misiniz? Size verdiğim badem ezmesi. Evet. Yani evrensel ismiyle marzipan. Hı-hı. Marzipan Macarca bir kelime. İçinde gerçek acı badem kullanıyoruz. Datça ak badem kullanıyoruz. 1853'ten beri bu ezmeleri üretiyoruz. Badem ezmesi özellikle omurilik ve beyin gelişimine yararlı olduğu için hamile kadınlara çok fazla tavsiye ediyoruz. Onun haricinde Antep fıstık ezmemiz var. O da sırf birinci kalite boz fıstıktan. Görkem Bey bu arada gurmecilikle var mıydı bir alakanız? Yani yine avukatsınız da çünkü aynı zamanda ama avukat 5. okudum. Kuşak baba mesleği yapıyorsunuz. Baba mesleği yapıyorum. Babam bize sorar. Der ki oğlum okuyacak mısın? Hı-hı. Okuyacağım. O zaman sabah 5'te üretime gel, 9'da okula git. Evet. Biz de böyle yetiştik. Hem kardeşim, baba mesleği hem tabii, kendi mesleğiniz. Bu yediğiniz ezmeleri mesela kardeşim yapıyor. Çok o da elektrik mühendisidir aslında. Aa, helal olsun size. Biz gerçekten süpersiniz. Thank you.
Evet efendim, biz Abacıoğlu Han'ın da Rafael Bey'in yanındayız. Rafael Bey'in birazcık hayat hikayesini dinleyeceğiz, aile yaşantısını. Birazcık da tabii yaptığı işle ilgili, balık yumurtasıyla ilgili bilgi alacağız. İlk önce birazcık sizden bahsedelim. Biz 500 senelik İzmirliyiz. Maşallah. En eski İzmirlilerden 1500'lerde İzmir'e gelmiş bir toplumuz. Kemeraltı derseniz, Kemeraltı'na da aşağı yukarı 1930'larda gelmişiz. 1930'dan beri bu handayız. Bu tarihi bir han, 180 sene evvel filan yapılmış. Burada değişik işler olmuş. Son restorasyondan sonra daha çok yiyecek sektörü faaliyet gösteriyor. Biz kendi mesleğimizde kaldık. Biz yiyecek sektöründe balık yumurtası satıyoruz. Pek çok bilinen bir iş değil. Ama en lezzetli işlerden bir tanesi de. En keyifli yenen işlerden. Damak zevki, evet, olarak hakikaten çok güzel. Bunun belirli damak zevkini seven müşterileri var. Bu kefal balığından oluyor. Ekseriyet bütün balıkların havyarları olur da mumlu dediğimiz balık yumurtası kefal balığından elde edilir. Dalyanlarda belirli bir şeyden geçtikten sonra mumlanarak muhafaza edilir. Evet, şu şekilde değil mi? Evet. Çok, gayet evet, de sert bir malzemeydi çünkü. Yok, malzeme elastikiyetli. Soğudukça sertleşiyor. Mum arıdan elde edilen saf bal mumudur. Belirli bir sıcaklıkta bundan 50 sene evvel eczacılık bile kapsül yapımında bunu kullanırdı. Çünkü mumun belirli bir özelliği var. 37 derecede, yani insan sıcaklığında vücutta eriyor. Yağ haline geliyor. Nasıl petekli balları yediğiniz zaman petek vücutta eriyor. Evet. Bu da aynı. Organik bir madde olduğu için hem güzel muhafaza ediyor, hem bir lezzet veriyor. Evet. Dolapta saklamak gerekiyor zaten. Tabii bunu soğuk havada saklamak lazım ama kesmeden evvel de 1-2 saat evvel dışarıya çıkarıyorsunuz ki mumun soğukluğu gitsin, daha kesilek düzgün daha kesilsin. Kolay olsun diye. Peki bunu nasıl kadınlar pişirecek evlerinde? Bunda pişirmek yok. Evet, güzel bunda bir şöyle, lezzet hali nasıl gelir? Bu kızarmış ekmek, üstüne biraz tereyağı. Bunu da ince dilimler halinde kestikten sonra üstündeki bal mumunu ayırıyorsunuz ve ekmeğin üzerine yiyorsunuz. Evet, muhteşem bir lezzet oluyor. Gördüğünüz gibi Rafael Bey'den gelip İzmir'e alabilirler değil mi Serdar Bey? Tabii tabii, ben bayılıyorum buna. Evet, teşekkür ediyoruz. Hiçbir sağ olun. Hiçbir şey değil, iyi günler. Evet, biz Peyvent de Kalbime Gide programı olarak Kemeraltı'ndayız ve şu anda çok en meşhur pidecisi olan işte Aziz Bey'in yerine geldik. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Burası ne çok demek, kıymetli bir yer, çok ederiz, da tarihi olan bir yer. Birazcık sizden de hayat hikayesini dinleyelim. Tamam. 1957 senesinde eski Yugoslavya'dan babam ailesiyle beraber İzmir'e göç ediyor. Göç etmek zorunda kalıyor aslında, evet, öyle diyelim. İzmir'e göç etmek zorunda kalıyor. Birkaç sene tutunma mücadelesi verdikten sonra kendisi yiyecek işinde çalışmaya başlıyor. Küçük bir işletme kuruyorlar kendileri adına. Yer vermemde sakınca var mı? Hatta şey anlatmamda marka gerek vermeyelim, var mı? Marka vermeyelim sadece. Tamam. Evet. Konak'ta çok, o zaman İzmir'in merkeziydi aslında. Orada bir tütün şirketinin küçük bir barakada yemekhanesini işletir durumda başlıyorlar. Bu meyanda İzmir'de yine Kemeraltı Çarşısı'nda çok eski olan Dönerci Akif'in işletmecisi
bir şekilde babamla tanışıyor. Bir iş ortaklığı yapıyorlar. Ve İzmir'in en eski, hatta ilk üç dönercisi diyebileceğim bu mekanda babam yiyecek işletmeciliği hayatına başlıyor, resmen başlıyor. Bizler de 1988 senesinde şimdiki yerimizde pidecilik olarak yiyecek hayatımızı, meslek hayatımızı devam ettik. Peki nasıl devamlı ve sürekliliğini sağlayabiliyorsunuz? Yani aynı standartları nasıl koruyorsunuz mesela? Ölçülerimiz var her şeyden önce ve bazı prensiplerimiz var. Vazgeçmediğimiz, hiçbir zaman hiçbir şekilde vazgeçmediğimiz prensiplerimiz var. Burada 33 sene, 32 senedir buradayız biz şu anda. Bu 32 senede değişik dönemler geçirdik. Birinci olmazsa olmazımız odun ateşiydi bu. Fakat odun geçtiğimiz dönemlerde de 15-20 sene önce de çok anormal yükselişler gösterdi. Evet. Odunu yakmak hakikaten zor. Çarşıda, işletmede, belediyeye tabisiniz, evet, pek çok konuda standartlarını yerine getirmek zorundasınız. O sebeple çok zor. Birçok meslektaşımız kemer altında daha kolay, daha temiz diye tüplere veyahut da doğalgaza geçtiler. Geçtiler. Evet. Ama biz bundan ödün vermedik. Çünkü şeyin muhafazası da çok zor. Odunun muhafazası da çok zor. Şimdi güzel, havalar güzel, yakmak çok güzel. Odundan, evet, istediğiniz randımanı alabiliyorsunuz. Evet. Ama kışın yağmurda, tabii çok nemli olduğu zaman çok büyük sıkıntı. Evet, depolama yani yapmanız lazım. Neredeyse bir aylık odununuzu bir yerde tutmanız lazım. Yazdan alıp en azından kışın 1-2 ayını kurtarabilmek adına. Evet. Çünkü eğer işinizde sirkülasyon varsa, evet, İçerideki malzemeniz de istenilen zamanda pişmesini istiyorsanız odununuzun kuru olması lazım. Evet. Odun ateşi güzel de esas sizin özelliğiniz bana göre kullandığınız malzeme. Evet. Malzeme kötü olursa sırayla geleyim dedim şey ben. Ama evet, bence en önemli şeylerden biri. Evet, ilk önce sizin malzemeniz olmaz. Önemli. Olmazsa olmaz. Bir standardı. Ve ununuz, unun, evet, karışımınız. Aynen. Oraya gelelim. Malzememizde zaten ölçü usulü çalışıyoruz. Dediniz ya, nasıl koruyabiliyorsunuz? Belirli ölçülerimiz var hazırladığımız, hiçbir zaman değişmemesi için. Peynirimizin ölçüsü var, kıymamızın ölçüsü var. İçine koyduğumuz domatesin, biberin, baharatın dahi ölçüsü var. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Bizde en çok müşterimizin takdir ettiği şey o yönde. Ya ben 4 sene önce geldim, ya ben işte 8 sene önce yurt dışındaydım, şimdi geldim. O zaman da böyle yemiştim, şimdi de böyle. Hala tadı ve lezzeti aynı. Aynı diye, evet, söyledikleri zaman bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesi olmuş, evet, oluyor. Unumuz var. Bunu zaten pek çok dükkanımızın yerlerinde de belirttik. Çok sorun oluyor çünkü. Sizde bir farklılık var, bir şey var unda. Beyaz un değil, sırf beyaz un değil. Yulaf ve çavdarımız var. Kendi belirlediğimiz oranlarda bir karışımımız var. Aslında unun en güzel tarafı razmol dediğimiz bizim kepekli şeyi. Geçmişte Anadolu'da aslında bu çok kullanılmış. Şu an 100 kilogram buğdaydan 85 kilo razmol, 85 kilo beyaz un çıkıyor, 15 kilo razmol çıkıyor. O 15 kilo razmolu biz maalesef, özür dilerim, hayvanlara veriyor. Hayvan yemi olarak kullanılıyor. Evet, aslında çok da kıymetli. Kesinlikle. Çok besin sağlıklı. Değeri çok fazla, mineral açısından zengin, B, evet, vitaminlerce zengin. Bir kere posalı bir yiyecek zaten. İnsan sağlığı, mide florayı koruyan bir şey. Evet. Biz hani o yolda hem bunlar bizim bu yaptığımızı destekler şeyler oldu. Müşterilerin lezzet olarak da geri dönüşleri, bize bildirimleri güzel olunca doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz zaten. Peki o güzel otlarınızı anlattığım bir kavurmalı pide ve otlu pide benim favorim. Evet. Kavurmalı ya, en çok tercih edilen sanki değil mi? Aslında yani evet, çok tercih yenmez ediliyor. Yenmez diye düşünülüyor ama aynen çok öyle seviyorlar. Aynen öyle. Onu da bir iki denemeyle biz keşfettik. Öncelikle işin aslında şey yapılanı, söylenileni, kavurma biraz şeye mal ediliyor. Karadeniz tarafına mal ediliyor. Biz de bundan hareketle önce bir Karadeniz markası ile çalışmaya başladık aslında. Herhangi bir sıkıntı yok. Müşterilerden gördüğüm şey ama böyle çok böyle aman aman da değil. Ondan sonra bir Kayseri firması, bizim daha önce pastırma da aldığımız bir firma bize kavurma mamulünün olduğundan da bahsetti. Bunu denedik. Yani müşterilere bir şey sormadan, beğendiniz mi veya beğenmediniz diye sormadan kendi, ya bu neymiş, çok güzelmiş, çok lezzetliymiş, geri dönümler olunca, teşekkür ederiz, afiyetler olsun olunca şeyimizi de bulmuş olduk. Menüye de girmiş oldu. Elbette menüye, evet, de soktuk çünkü kavurma çok eskiden yoktu. Malumunuzdur, eskiden kıymalı pide yersiniz, bir de peynirli tabii pide yersiniz. Tabii kıymalı, yumurtalı vardır. Çok seçenek peynirli yoktu. Evet. Biz kendimiz biraz inovatifte çalışıp, şu an 55 çeşit, menümüze giren 55 çeşit. Ama müşterilerimiz şunun yanına şu da olur mu dediği zaman geri çevirmemeye çalışıyoruz. Eğer pişme süreleri birbirine yakınsa. Çok böyle geri bildirim gelince farklı şeyler yapıyor musunuz yine? Menüye sokuyor musunuz? Oldu. Ya olmayan şeyi. Mesela tahinli pidemiz oldu. Tahinli, evet, pidemizi
biz aslında bizim bildiğimiz tahin lipidenin yapılışı farklı. Nasıl? Ustalarımız da öyle. Yani tahin lipide çok ince açarsınız, tahini serersiniz, ortasından kesersiniz ve yuvarlarsınız. Böyle tel tel olur böyle pişmesi. Ama onun pişmesi karanlık fırın tabir ettiğimiz bizim alevli olmaması lazım. Aynen. O yüzden biz yapmıyorduk tahin lipidi. Yalnız bir Aydın ziyaretimde. Tayin lipide çok meşhur, isim vermeyelim şimdi. Bir meşhur bir meslektaşımızı ziyaret etmek şansı oldu. Ailemize böyle baktım, çok basit yaptıklarını gördüm. Yani bizim yapmaktan imtina ettiğimiz şekilde yaptıklarını gördüm aslında. Hani öbürü daha meşakkatli, şeyi yoran, tezgahı yoran bir iş. Deneyelim dedik, bakalım nasıl olacak dedik. Onda da ama gene kendimizi şey yapmak istedik. Kendi denemek şeyimizi sokmak aslında, istedik. Evet. Fikrimizi sokmak istedik. Sadece tahin değil. Tahin içerisinde bir iki bir şey biz ilave ediyoruz. Küçük aromatik şeyler. Tereyağımız var, onu söyleyebilirim. Pişme aşamasında tekrar bir iki şey ilave edip en son piştikten sonra ceviz, kaymakla müşteriye hizmetine. Evet, eskiden gelen aslında gelenek görenekleri siz daha yenileriyle birleştirip çok daha farklı lezzetler burada müşterilerinize sunuyorsunuz değil mi? Evet. Yani onun gayreti içerisindeyiz zaten. Bir de benim özellikle belirtmek istediğim bir şey daha var. Biliyorsunuz teknoloji her işletmeye girdi. Bu yiyecek işi yapanlara da girdi. Hamur açma makineleri mevcut. Bizde de mevcut. Yalnız ben pidemi hiçbir zaman makineyle açmıyorum. Ben sadece onu lahmacunumu açmak için kullanıyorum. Onu da bir genel bir kanı var, lahmacunun çok ince olması gerektiği konusunda. O sebepten lahmacun için şeyi makineyi bulunduruyorum. Ama onun sıkıntısında yaşıyoruz. Pide hamurunu elle açıyorsun. Kesinlikle elle açılması lazım. Az örselenmesi lazım hamurun. Az dokunuşla açılması lazım. El değmesi lazım birazcık da. O biraz şart zaten. Şart evet, zaten. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Siz sağ olun. Evet, biz tabii bütün yemeklerimizi yedikten sonra bir tatlı yemeden yemezsek olmazdı. Kemeraltı'ndan ayrılamayız. Kemeraltı'ndan evet. Meşhur Şambali tatlısı burada çok meşhur hakikaten evet. Öyle. Hisarönü'nde çok yemek, yeme içme yoğunlaşmış durumunda ama bir de böyle tatlıcılar var. Bir de tarihe mal olmuş. Burası kaç? 1942'den beri mesela Şambali yapıyor. Şambali bir irmik tatlısı aslında. Üzerinde fıstıkları olan böyle kıtır kıtır üst tarafı. Şahane bir tatlı. Bunun yarısını bile yeseniz bazılarına yetiyor ama bazıları bununla da şey olmuyor, yetinmiyor. Üzerine bir de kaymak koyuyorlar. Kaymaklı mı isterseniz, kaymaksız mı? Ben kaymaksız tercih ediyorum çünkü göbekte gelişim oluyor. Zaten başlı başına bir kalori. Bir de kaymak üstüne koyduk mu ne olur hiç bilmiyorum ama burada tabii ağzı sulanan izleyicilerimiz vardır elbet ama. Bir de Haliç hikayesini merak ettikleri bir tarafı var aslında. Şimdi sahipleri burada yok ama birazcık biliyor musunuz hikayelerini? Çok fazla detayını çok bilmiyorum ama eski. Evet, çok özenle yaptıklarını. Çok özenle yaptıklarını biliyorum. İçine manda sütü dahil değişik sütler 20'yi özel alırlar. Özel bir fırın veya imalathaneleri var. Orada yapıyorlar ve bu küçücük 2 metrekarelik dükkanda satılıyor. Genellikle burada yaz kış önünde kuyruk olur. Bugün şansımızda kuyruk yok şu an ama genelde sürekli kuyruk olan bir dükkan. Sadece 2 metrekare. Evet, çok küçük bir yer ama çok küçük bir yerin tabii ayrı bir hikayesi de var. Aslında bir okulda yaptırdıklarını söylediniz değil mi? Evet, benim bildiğim kadarıyla evet, ben buranın geliriyle bir okul yaptıklarını biliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz ve afiyetle yiyeceğiz şimdi sizler için. Thank you.
sevgili izleyicilerimiz. Biz kültür sanat etkinliklerimizi tamamladıktan sonra gerçekten gastronomi anlamında da birçok yeri keşfettik sizler için ve tattık da. Şimdi de çok güzel bir kazandibicideyiz ve yanımızda Nur Hanım bizlerle beraber. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler iyi misiniz? Biz de çok iyiyiz. Bu lezzeti bize tattırdığınız için senelerdir. Ben İzmirli olduğum için en başta çok teşekkür ediyorum. Afiyet çünkü olsun. Gerçekten hiç lezzeti değişmeden, hiç kalitesi bozulmadan hala devam eden, senelerce giden bir marka. Birazcık hikayesinden de bahseder misiniz? Şimdi biz kadın profilini burada ağırlamak için çok çabalar sarf ediyoruz ve gurur evet, da duyuyoruz. Evet, sizin gibileri burada görmekten. Sağ olun, çok dolayısıyla birazcık ederim. Hikayenizi anlatırsanız diğer kadınlara da örnek olmuş olur en azından. Tabii ki. Şimdi biz aslında eşimin babası da eskiden restorancıymış. Orada tatlar yapıyormuş restoranda. Sonra işte zamanla emekli etmiş kendini. Biz de eşim başka bir sektörde çalışıyordu. Aslında eşim matematik öğretmeni. Daha sonradan işte böyle bir şeye merak sardık. Böyle sütle tanıştık. Sütle. Sonra işte bu şeyde, bu piyasada yani bu çok sağlıklı tatlılar olmadığını gördük. Bir takım işte katkılar kullanılıyor. Biz de yiyememeye başladık yani dışarıdan ne yapalım diye düşündük. Evde 3 sene çalıştık eşimle beraber. Ne güzel. İşte bu 3 sene sonucunda işte böyle nereden sağlıklı olabiliriz. Aslında kendinize mi ilk önce çalıştınız? Yani kendimize kendi çalıştık ve arkadaşlarımıza çalıştık. Evet, ağız tadınıza uygun lezzetler evet. çıkarmak için sonradan evet. girişimciliğe evet. döndü galiba. Evet, evet. Önce arkadaşlarımıza tanıttık hep işte. Nasıl olmuş? İşte şurası eksik olmuş. Yapalım. Gene tattırıyoruz. İşte zamanla böyle arkadaşlarımıza tattırdık. Sonra işte bir Urla'da geçti bu deneme sürelerimiz. Bir Urla'ya gitmiştik bir 3 sene. Küçük oğlumuz orada işte ortaokulu okudu. Sonra işte arkadaşlarımız dediler ki biz artık çok yedik. Artık dediler siz bunun yani para kazanın bundan. Hem herkes de tatsın, yesin. Bu güzel lezzetten faydalansın. Evet. Herkes işte, denesin en azından. Herkes denesin. Evet. Sonra İzmir'e döndük. İzmir'e geldik. İşte Göztepe'deki ilk şubemizi açtık. Oradan da sonra işte Güzel Yalı'yı. Ondan sonra işte bir Alsancak. Sonra kaç şubeniz var şu anda? Şu anda bu şubemizle beraber 5 şubemizde. Tatlı severleri rahat ettirmek için açtık bu mekanı aslında. Evet. Rahat yesinler, otursunlar. Yani bir iki sohbet edelim. Hı-hı. Yani bir konuşalım. Orada evet, çünkü her an... Derneğinizin de aynı zamanda evet, üyesi. Nur Hanım, evet, Nur Hanım'ın eşinde bizim Ege Gastronomi Turizmi Derneği'nin üyesi. Toplantılarımızı burada yapıyoruz çoğunlukla değil mi? Evet, ben yukarıda yapıyorum. Evet, şimdi izleyicilerimiz için de birazcık bahsedelim. Ege Gastronomi Turizm Derneği'nin başkanı aynı zamanda Serdar Bey. Evet, bir profesyonel turist rehberi olmanıza rağmen başka işleri de imza atıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Bu arada da onun üyelerinden bir tanesi evet, Serdar evet, Bey. Evet, sağ olsun Serdar Bey. Üye yaptı bizi. Evet, çok hep güzel işler yapıyorsunuz ama sizin desteğinizle tabii Serdar Bey de var olabiliyor. Dolayısıyla tabii hepimiz. Evet, çok evet. büyük hakikaten emeği var. Evet, o yüzden evet. teşekkür ediyoruz. Ben bir de bir konuya daha değinmek istiyorum. Buyurun. Çalışanlarımız da kadın. Hı-hı. Yani kadına destek veriyoruz ağırlıklı olarak. Harikasınız. Yani çoğunluk yani çalışanlarımız kadın. Bir evet. tek Göztepe'de eşimin kardeşi oradaki hı-hı. olan kardeşi. Onun dışındaki bütün dükkanlarımızda yani kadına destek veriyoruz. Evet, süper. Aynen. Kadınların arkasındayız. Öyle sonuna kadar sizin arkanızdayız. Evet, burada teşekkür çok haberi yapmak için. Burada özellikle tepsi olarak vermenizin bir sebebi var mı? Şimdi şöyle, artık tabii çok robotlaştık, monotonlaştık. Hı-hı. Alıyoruz, tabakta yiyoruz, gidiyoruz. Hı-hı. Yani bu çocukluğumuzda annelerimiz yapardı. Tepsi sıyırırdık, kek yaparlardı, tencere dibini sıyırırdık. Evet. Yani burada biz onu yaşatmak istiyoruz. Evet. Yani herkese onu yaşatıyoruz. Teşekkür yani ediyoruz. Sohbet ediyoruz. Yani arkadaşlarımız, elemanlarımız da çok güler yüzlü. Siz böyle kendi eviniz gibi görüyorsunuz aslında. Evimiz gibi onlar görüyoruz. Onlar da sizin evet. misafirleriniz. Evet. Hiç evet. müşteri gibi öyle, değil. Evet. Değil mi? Evet. Misafirlerimiz. Teşekkür burası ediyoruz. Ellerinize kollarınıza sağlık. Güzel bir çok doğal olduğu ürün için. Kullanıyoruz. Sütümüz çok doğal. Katkı yok. Yani dün yaptık, dinlendik, bugün satıyoruz. Süper, harikasınız. O kadar taze. Çok da güzel. Sirkülasyon da fazla olunca böyle patır patır gidiyor yani, tabii. Yani çocuklarına, bebeklerine bile yedirebiliyorlar. Evet, eminiz tabii. Şeylerimiz tadalım o zaman. Tabii ki. Tabii ki, buyurun. Evet.
Nur Hanım, siz çok yiyorsunuzdur herhalde değil mi? Vallahi şimdi şöyle diyorlar, içindesiniz, yemezsiniz. Ama her serviste canımız istiyor bizim de. Yani o kadar böyle sevgiyle veriyoruz ki, böyle severek veriyoruz ki. Aşkla yapıyoruz. Aşkla yapıyoruz ve evet, çok lezzetli. Kendimiz de arada yiyoruz. Yani evet, yememek mümkün değil. Biz bayağı kazıyarak efendim. bu kazandı bir Antep fıstıklı kazan dilimi sizler için yiyeceğiz. Tabii bu kadarını bitirmemiz imkansız. mutlaka buraya gelin efendim. Nur Hanım'ın kazan dilimisinden yiyin. Evet, teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz. Bir de bunlar bizim kendi icatlarımız, buluşlarımız. Yoksa kazan dibi sadece sade vardı. Tabii biliyorsunuz. Evet. Bademli ve Antep fıstıklıyı kendimiz ürettik. Daha gelecek mi çeşitleri? Belki gelebilir. Belki araştırma içindeyiz. Harika çalışmaları devam ediyor evet, o zaman. Evet, çok evet, teşekkür evet. ediyorum. Ben sağ teşekkür ederim. Evet, Women TV Peyvent'le Kalbime Gedi biz bu hafta kemer altından sizler için çok güzel bir program yaptık efendim. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.